Efendim, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa turuna devam ediyor. Bugün AK Parti heyetiyle görüştü. Şimdi de açıklamalarını yapıyor. Bir kulak verelim. Yeni anayasa süreci. Tabii ülkemizin 80 darbesinden sonra oluşturulmuş 82 anayasasından mutlaka yeni dönemde, bu dönemde 28. yasama döneminde sivil, demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir anayasayı mutlaka meclisimizin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini bizim arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Gerek grup başkan vekili arkadaşlarımız gerekse de ben değerli başkanımıza bu konuda her türlü desteği vereceğimize ve kendisinin öncülüğünde oluşturulacak her türlü çalışmaya en yüksek düzeyde katkı sağlayacağımızı kendisine ifade ettik. İnşallah ülkemiz küresel merkezde, yani küresel bir merkezinde bulunan ülkemiz, Avrupa'nın ve Doğu'nun ve Orta Doğu'nun, Asya'nın, Afrika'nın her gün değişen ve farklılaşan gerek ekonomik gerek siyasi düzlemde bugünümüze uygun olarak bir yeni anayasaya çok ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani 80'li yılların ekonomik ve iktisadi koşullarını, toplumsal yapısını, gerekse de vesayet anlayışının her maddeye sinmiş kurallarını taşıyan 82 Anayasası'nda mutlaka bizim kurtulmamız lazım. Değerli basın mensupları, bazı ceza davalarıyla gündeme gelse bile Anayasa Mahkemesi'nin son günlerde iptal ettiği bazı kanun düzenlemelere baktığımızda günümüzün koşullarına uygun, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bazı kanuni düzenlemelerimizi Anayasa Mahkememizin iptal ettiğini görüyoruz. İş kanunundan medeni kanuna, toplum düzeninden diğer farklı alanlardaki kanun düzenlemelerimiz iptal ediliyor. Sizler de resmi gazetede dönem dönem bunları görüyorsunuz. Neden iptal ettiğine baktığımızda 80'li yılların iktisadi koşullarını taşıyan, o dönemdeki dar anlayışı yansıtan anayasa maddelerinde kaynaklandığını görüyoruz. Biz ülkemizi yeni Türkiye yüzyılı dönemine, ülkemizin ikinci asra başladığı bu dönemde mutlaka günümüzün ekonomik koşullarını, toplumsal dinamiklerini, aynı zamanda diğer iktisadi koşulları tam anlamıyla yansıtacak, temel insan hak ve özgürlükleri garanti altına alacak sivil, demokratik, çoğulcu, katılımcı bir anayasayı mutlaka ama mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Dolayısıyla biz burada Sayın Başkanımıza tekraren ifade ederim ki her türlü desteği vereceğimizi ve her türlü çalışmaya katkı sağlayacağımızı da ifade ediyorum. Kendisinin geçmiş siyasi birikimi Sayın Başkanımızın ve bu birikimle beraber ülkemizin her kesimiyle oluşturmuş olduğu yakın diyaloğu inşallah bir fırsata çeviririz ve aziz milletimize de bu yeni anayasayı hediye etmiş oluruz. Ben değerli başkanımıza tekrar AK Parti grubumuza yapmış olduğu ziyaretlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz anayasa yapım süreciyle ilgili ilk temasın, ilk karşılıklı fikir alışverişlerinin son adımını bugün burada Adalet Kalkınma Partisi Grup Başkanı ve Başkan Vekili arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız müzakereyle tamamlamış olduk. Bundan sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan diğer siyasi partilerin görüşlerini de alacağız. Ayrıca sadece meclis çatısı altında değil, Türkiye'nin dört bir tarafında bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz. Üniversitelerin, hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, velhasıl fikri olan herkesin bu sürece katkı sağlayabilmesi için bir süreci yürüteceğiz. Tabii bu sürecin oldukça zor olduğunu ben de biliyorum. Ama başlangıçta üç kelimenin altını çizerek
bu süreci daha açık bir şekilde yürütmemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Bunlardan birincisi şeffaflıktır. Bu süreçte hatta yöntemin bile nasıl olacağını karşılıklı müzakerelerle yaparak şeffaf bir şekilde sürecin her aşamasında milletimizin açık bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde süreci yürütmeye gayret edeceğiz. Ümit ederim ki partilerle birlikte ortak bulunacak olan bir yöntemle birlikte herhalde önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani Ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir. Birinci olarak bu şeffaflık meselesini fevkalade ciddi bir şekilde önemsediğimizin altını çizmek isterim. İkinci mesele samimiyettir. Yani bu anayasa meselesinin hiçbir şekilde bir siyasi tartışmanın konusu haline getirilmemesi gerekir. Başından beri ifade ettiğimiz gibi bu anayasa, bu mecliste anayasa yapılabilmesi gerçekten bir sorumluluktur, bir zorunluluktur. Türkiye'nin iki tane darbenin izini taşıyan mevcut anayasadan kurtulması ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi her türlü siyasi mülahazanın üstündedir. Bunun için diyoruz ki burada samimi olmak, niyet okumaktan vazgeçmek, her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde ortada milletin önünde söylemek, bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek de herhalde en önemli konulardan bir diğeridir. Buna ciddi bir şekilde dikkat ederek yolumuza devam edeceğiz. Üçüncü mesele ise iklim meselesidir. Hele anayasa yapmak gibi oldukça çetrefilli, oldukça zor ve milletin bütün kesimlerinin işin içerisinde olacağı sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için diyalog zemininin sağlam bir şekilde kurulması lazım. Bunun içinde bir iklimin oluşması, ben bu iklimin oluşmuş olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Normalleşme diyerek son günlerde çok sıkça üzerinde durduğumuz bu siyasi atmosferin ciddi bir şekilde karşılıklı olarak birbirini anlamak temelinde geliştirilmesi ve böylece bir siyasi müzakere ikliminin oluşması fevkalade önemlidir. Bu üç temel kavramın etrafında bu sürecin şekillenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye Büyük Millet bir kere daha söyleme ihtiyacı hissediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapma ya da yeni anayasa çalışmalarını, anayasa değişikliği çalışmaları adına ne derseniz deyin, bu anayasayla ilgili çalışmaları yapma yetkisine, selahiyetine sahiptir, gücüne sahiptir. Ve Türkiye'de anayasa yapmak bakımından milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka yetkili hiçbir kurum yoktur. Dolayısıyla buna oldukça dikkat etmemiz gerektiğini altını çizmek isterim. Tabii ki bu sürecin zaman alacağını, çok büyük bir tartışma zemininin oluşacağını biliyoruz. Ben şahsen bizatihi bu tartışmaların, konular gündeme geldikçe bu tartışmaların bile Türkiye siyasetine ve Türk demokrasisine çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Ümit ederim ki bunun sonunda hem milli iradenin ortak kararıyla bir anayasa ortaya çıksın, hem de böylece Türkiye kendi siyaset zeminini çok daha tahkim etmiş bir Türkiye olarak yoluna devam etsin. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Uzun bir yolumuz var. Çok müzakereler yapılacak, çok tartışmalar yapılacak. Bunu sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için bütün siyasi partilere, bütün toplum kesimlerine büyük sorumluluklar düşüyor. Son olarak şunu söylemek isterim. Partilerin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Bu süre içerisinde partilerimizin anayasa tekliflerini, konularla ilgili görüşlerini olgunlaştıracağını ve müzakere masası açıldığı zaman kendi görüşlerini çok sağlıklı bir şekilde masaya yansıtacağına inanıyorum. Partilerin anayasası olmaz, milletin anayasası olur. Bu anlamda da milletin temsilcisi olan, Türkiye demokrasisinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi millet adına bu konuda kararını alır ve yoluna devam eder. Ben bu vesileyle bütün milletimize esenlikler diliyorum, saygılar sunuyorum. Peki. Başkanım.